Merhaba. Cümleten iyi haftalar. Mutlu, huzurlu, şeker tadında bir bayram haftası dilerim. İstanbul Sancaktepe'de yaşanan rezaleti görüyorsunuz değil mi? Sancaktepe Belediyesi'ni CHP kazanınca AKP'li yönetim döneminde işte böyle bilmem kaç bin metrekarelik başkanlık katı yaptıkları ortaya Dinlenme odaları yapılmış, yemek salonları yapılmış, süper lüks banyo filan yapılmış. Sırf ya belediye başkanına hizmet veren 200 metrekarelik mutfak falan yapılmış. Yani belediye başkanına böyle çalışma ofisi değil, adeta 5 yıldızlı otelde kral dairesi yapılmış. Ki kral daireleri bile bunun yanında küçük kalıyor. Yani. Bunları izleyenler elbette böyle vay be filan diyor ama hiç şaşırtıcı değil aslında. Yani partinin genel başkanı sarayda oturursa o partinin belediye başkanları da işte böyle kendi saraylarını inşa eder ufak. Bakın İstanbul Ticaret Odası yaşam kalitesi araştırması yaptı. Sosyoekonomik şartları dikkate alarak ilçeleri sıraladı, listeledi. İstanbul'un 39 ilçesi var. Sancaktepe 34. sırada. İstanbul'un en yoksul, sosyoekonomik şartları en kötü durumdaki ilçelerinden biri maalesef Sancaktepe. Ama belediye başkanları nerede oturuyormuş? Kral dairesi gibi başkanlık katılıyor. Bunları görünce gerçekten üzülüyoruz. Ama Nihayet tek tek ortaya çıkmasından, nihayet herkesin böyle apacık görmesinden de mutlu oluyoruz. Bunlar hep böyle çünkü. Bir taraftan fakir fukara garip gureba edebiyatı yaparlar, öbür taraftan o fakir fukaranın hakkıyla işte böyle şatafat içinde yaşıyorlar. 22 yıldır böyle aslında. Halkın önüne çıkıp ne diyorlarsa bilin ki kapalı kapılar arkasında tersini yapıyorlar. Bakın bu İsrail Filistin meselesi mesela. Hatil İsrail diyorlar. Soykırımcı İsrail diyorlar. Biz kazanınca Gazze kazanmış olacak diyorlar ya. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamak yerine Hamas mitingi falan düzenliyorlar. Milleti kışkırtıyorlar. Yahudi düşmanlığını körüklüyorlar. Neredeyse bütün Türkiye'yi antisemitist yaptılar. Ama görüyoruz işte İsrail'le şakır şakır ticarete devam ediyorlar öbür tarafta. Hem de kendi gemileriyle İsrail'e mal taşıyorlar. İsrail savaş uçaklarına yakıt taşıyor. Sadece ticarete devam etseler gene iyi. İsrail'le ticaret kesilsin diye protesto gösterisi yapan gençleri falan böyle yerlere yatıyorlar, dövüyorlar. Ters kelepçeyle gözaltına alıyorlar. İsrail polisi Filistinlileri dövüyor. Bunlar da bizim gençlerimizi dövüyor. Şimdi bakın lütfen. Türkiye'den İsrail'e mal taşımak için her gün en az 8 gemi gidiyor. 8. Bazen 15 gemiye kadar. İsrail Gazze'yi vurmaya başladığından beri 1500'den fazla gemi gitti Türkiye'den. 1500. Nereye gidiyor? Ashdod limanına gidiyor. Bakın bu Türkiye'den İsrail'e mal taşıyan gemilerin Ashdod limanında indirme yükleme yapması ekstra azindir. Yani durum azindir, bu durum ekstra azindir. Sebebini birazdan anlatacağım. Bana sorarsanız ama yani Türkiye İsrail ile ticari, siyasi ve diplomatik ilişkisini asla kesmemeli. Türkiye'nin bu antisemitist bakış açısı İsrail'e zarar vermediği gibi Filistin'e de yarar sağlamıyor. Filistin'e gerçekten faydamız olsun istiyorsak İsrail ile ilişkilerimizi sağlıklı tutmalıyız. Hayata daima Ankara penceresinden bakmalıyız. Hayata daima Türkiye'nin çıkarları penceresinden bakmalıyız. Ama ne yapılıyor? En yapılmaması gereken yapılıyor. Bir yandan Tarikat Cemal Zırca'yla atmosferi kışkırtılıyor. Öbür yandan İsrail ne isterse veriliyor. Hem Filistinlere bir faydası olmuyor, hem Türkiye'ye korkunç zararı oluyor. Şimdi bakın lütfen. 30 dakikalık bir macera filmi izlemeye hazır mısınız? Sonu böyle gözlerinize, kulaklarınıza inanamayacağınız bir sürprizle biten. AKP'nin bu İsrail politikasının PKK'yı nasıl dünyayı kurtaran kahraman haline getirdiğini gösteren 30 dakikalık bir macera filmi. Evinizde veya iş yerinizdeyseniz gözlerinizi lütfen kapatın, sırtınıza yaslanın. Direksiyondaysanız lütfen kenara çekin. Tüylerinizi ürpertecek bir macera filmi. 1991 yılıydı. PKK Bingöl'de yol kesti. Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı toplam 5 arkeolog kaçırıldı. Bunlardan ikisi Nuh'un gemisini aramak için Türkiye'ye gelen Amerikalı arkeologlardı. Ronald White ve Marvin Wilson. 21 gün rehin tutuldular. Neticede bir mağarada oldukları tespit edildi. Operasyon yapıldı, çatışma çıktı, PKK'lılar kaçtı, arkeologlar sağ salim kurtarıldı. Sayın medyamızın her zaman olduğu gibi o zaman da yine dünyadan haberi yoktu. O günkü gazetelerimiz yazmadı ama o kurtarma çatışmasında iki şehit verdik. İki askerimiz rahmetli oldu. Gel zaman git zaman maceracı kişiliğiyle arkeoloji dünyasında Indiana Jones olarak tanınan bu Ronald 1999 yılında kanserden öldü. Bu ölüm üzerine Ronald'la birlikte kaçırılıp rehin tutulan öbür arkeolog arkadaşı Marvin, Ronald'ın dul eşiyle birlikte mahkemeye başladı. Dedi ki teröristler bizi sağanak yağmur altında 50 saatten fazla yürüttü. Islak kıyafetlerimizle dağlık arazide sürüklendik, bitkin düştük. Zifiri karanlık ve buz gibi soğuk mağaralarda tutulduk. Hem hastalandık hem de öldürülme korkusuyla ödümüz koptu diye. Yani. Ronald gayet sağlıklı bir insandı. Bu yaşadığımız ağır stres yüzünden kanser oldu. Benim de sinir sistemim mahvoldu eşlerimizin, çocuklarımızın ruh sağlığı allak bullak oldu bu olay yüzünden. Bunların sorumlusu her kimse bize tazminat ödesin. Tazminat davası. Bu dava 2001 yılında açıldı. 1999'da arkeolog öldü. 2001 yılında bu dava açıldı. 2010 yılında sonuçlandı. Columbia, Amerikan yani Federal Mahkemesi tarihi bir karar verdi. Dedi ki PKK adındaki silahlı örgüt hem ABD hem Türkiye hukukuna göre resmi olarak terörist örgüttür. Bu terörist örgüt kaçırılma olayı esnasında Suriye tarafından himaye ediliyordu. Amerikan Federal Mahkemesi'nin kararını okuyor. Bu terörist örgüt bu kaçırılma esnasında Suriye tarafından himaye ediliyor. Eğitim kampları Suriye'deydi. PKK lideri Öcalan Suriye'de barınıyordu. PKK'nın direksiyonundaki ülke Suriye'ydi. PKK'nın gelir kaynaklarının %95'ini direkt olarak Suriye saldırıyor. Suriye'nin desteği olmadan PKK bu tür eylemleri gerçekleştiremezdi. Dolayısıyla Suriye Devleti bu yaşanan olayın sorumlusudur. Amerikan Federal ın. Gerçekten de öyleydi. PKK o yıllarda henüz Kandil'e çöreklenmemişti. Eğitim kampları Suriye'deydi, Beka Vadisi'ndeydi. Yani Suriye kontrolündeki Beka Vadisi'ndeydi. Abdullah Öcalan'ın iki adresi vardı. Biri Şam'da bir apartman dairesiydi, öbürü Laskiye'de havuzlu bir villaydı. Silah veriyorlar, para veriyorlar, yaralılarını tedavi ediyorlar, sınır geçişlerini organize ediyorlar. Yani Suriye istihbaratının bilgisi ve onayı olmadan... PKK'nın Türkiye'de cam bile kırabilmesi mümkün değildi. Bunu en iyi CIA biliyordu. Kaçırılan arkeologların 2001 yılında açtığı dava 2010 yılına kadar böyle sürüncemede bırakıldı. Amerikan hukuk sisteminde görülmemiş şekilde haberi ertelendi. Bir türlü bitmek bilmedi. 2010 yılında Suriye'de iç savaş başladı. Şak bu dava sonuçlandı. <laughs> Ve Suriye devleti 38 milyon dolar maddi, 300 milyon dolar manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 338 milyon dolar tazminat ödeyeceksiniz. Kaçırılanlara, eşlerine, çocuklarına, hatta torunlarına bile bu olaydan etkilendikleri için ayrı ayrı tazminat hakkı verildi. Suriye Devleti doğal olarak da belirtti ki egemenlik hakları mı ihlal ediliyor? Egemenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu duruşmalara katılmadı, reddedildi. Gıyabında alındı bu karar. Gıyabında alınan bu kararı da kabul etmedi. Tazminatı ödemeyeceğim. Ama elbette bunun bir önemi yoktu. Yani tazminatı, tahsilatı ileride konuşulacak bir hesap. Önemli olan 2010 yılı itibariyle ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Suriye'nin terörist yuvası olarak hukukken tescil edilmesi. Beşar Esad'ın terörist hamisi olarak tescil edilmesi. Amerikan Masanı'nda bu yönde gümbür gümbür yayın yapıldı. Bu davada çok enteresan bir detay daha vardı. Arkeologları temsil eden avukatlar. Kimdi bunlar? İnsan hakları konusunda hukuk mücadelesi veren bir sivil toplum kuruluşuydu. Nereliydi bu arkadaşlar? İsrailli. Merkezleri de Tel Aviv'di. Yani T 1991 yılında Türkiye topraklarında yaşanmış bir terörist faaliyet üzerinden, PKK üzerinden Suriye'yi hukuken terörist hamisi olarak tescillendiren sadece ABD değil de Aynı zamanda İsrail, Ortakar'a gitmişti. Aynı 2010 yılında helikopterlerle gelen böyle İsrail komandoları Mavi Marmara Feribotu'nu Akdeniz'in uluslararası sularında bastı. Sivillere kurşun yağdırdılar, 10 vatandaşımızı öldürdüler. Yaralıları bile kelepçelediler. Sürükleye sürükleye Aştot Limanı'na götürdüler. Hani şimdi bu AKP'nin yol verdiği ticaret gemileri Aştot Limanı'na gidiyor ya indirme, yükleme, bindirme için. Yani. Mavi Marmaray'ı işte sürükleye sürükleye o Aştot Limanı'na götürmüşler. Her şeyi kameraya almışlardı. Televizyonlarda yayınladılar. Dehşet ve çaresizlik içinde seyredip Bile bile ladesdi. Çünkü... Mavi Marmara Feribotu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 16 yıldır Avşa Adası'na yolcu taşıyor. Bu baskından sadece bir ay önce, bakın sadece bir ay önce AKP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsani Yardım Vakfı'na satmıştı. Hadisenin tabii nereye varacağını kavrayamayan sayın medyamız bu satışın sebebini hiç merak etmemişti. Tek sütun haber bile yapılmamıştı. O dönemini açın, açın bakın, haber bile yok. <laughs> Türk milleti her zaman olduğu gibi anca testi kırıldıktan sonra öğrenecek. İsrail, Hamas kontrolündeki Gazze'ye ambargo uyguluyordu. Mavi Marmara yolcuları da işte bu ambargoyu delmeye gidiyordu. 2007 yılında AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü verilen İnsanı Yardım Vakfı organize ediyordu. Aslında bir filoydu. Mavi Marmara diyoruz ama piloydu. Mavi Marmara ile beraber daha küçük ebatlarda altı gemi vardı. Gıda maddesi, yiyecek, ilaç filan götürüyorlardı. Ve aslına bakarsanız bu gıda maddesi, yiyecek, yiyecek, içecek falan ambarga kapsamında değildi. Yani Türkiye Devleti istese İsrail Devleti'nden izin isteyip Gazze'ye bu gıda maddesi, yiyecek, ilaç gönderebilirdi. Eğer amaç gerçekten insanı yardımsa bu mümkündü. Ama öyle yapılmadı. Mavi Marmara filosu gönderildi. İsrail'den izin istemiyoruz dedi. Biz istediğimiz gibi gideriz dedi. Gazze'ye kendimiz dağıtırız falan. İsma, İsrail resmi açıklama yaptı. Dedi ki izinsiz yaklaşanı vururuz. Yani facia bağıra bağıra geliyordu. Sayın hükümetimizden de çıt çıkmıyordu. Hatta aksine ya durdurun şu gemiyi bakın hır çıkacak diyene Siyonist damgası yapıştırıyor. Enteresan ötesi bir durum daha vardı. Mavi Marmara feribotu Türk bandıralı. İstanbul'dan Türk bandırası ile yola çıkmıştı. Antalya limanına Türk bandırası ile kayıt yaptırmıştı. Şak Antalya'dan ayrılırken Türk bandırası değiştirilmişti. Komor bandırasına gidiyor. Niye? Bandıra değişmeseydi hukuk gereği savaş sebebi. Minare kılıf meselesi bandıra değişince Türkiye'nin sorumluluğu, sayın hükümetimizin sorumluluğu ortadan kalkı verilmişti. Komorda elçiliğimiz bile yoktu. Yani AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feribotu aniden el alemin feribotu oluvermişti. Komorun feribotu abi bizi bağlamaz diye. Yani. Samimi duygularla insaniyet namına o gemiye binen insanlarımıza işte böyle yazık edildi. Basılacağı kesindi bile bile gönderildi. 32 ülkeden 663 aktivist vardı gemilerde. Sadece Türkler öldürüldü. Yani kimlik kontrolü yapsam bu kadar denk getiremezsin kardeşim. İsrail belli ki aktivist listesini netleştirmişti. Tek tek tanıyorlardı. Sadece Türkler öldürüldü. Dedim mi? 32 farklı ülkeden insanlar var. Alman var, İsviçreli vardı, da vardı, Yunan vardı, İngiliz var sadece Türkler öldürüldü. Böylece diğer ülkelerle, bu adı geçen ülkelerle diplomatik kriz yaşanmamış oldu. <laughs> Maalesef. Mavi Marmara'yı helikopterlerle bastılar. Sürükleye sürükleye Aşdot limanına götürdüler. Sabıka kaydı çıkardılar tek tek. Otobüslere bindirip Negev çölüne taşıdılar. Ela hapishanesine tıktılar. İki gün orada tuttular. Sonra yeniden otobüslere bindirip Tel Aviv'e Ben Gurion havalimanına getirdiler. Türk Hava Yolları uçaklarına bindirip sınır Aslında liderimiz o sırada T. Sanki Mavi Marmara'nın böyle acayip kriz çıkacağını bilmiyormuş gibi Latin Amerika'yı geziyordu. Baskın yapılınca geziyi yarıda bırakıp Türkiye'ye Ateş püskürdü. İsrail'e böyle esti gülü dedi. Cezalandıracağız dedi. Affetmeyeceğiz dedi. Alçaklıktır, haydutluktur, devlet terörüdür dedi. Bedelini ödeteceğiz dedi. Tecrid edeceğiz bu İsrail dedi. Düşmanlığımız çok şiddetli de dedi, dedi. Asla eskisi gibi olmayacak dedi. Bırak 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 böyle. Göğsümüz kabardı tabii ki. Cenazeler İstanbul'a getirildi. Asıl liderimiz o zamanlar bu kardeşim hesapla can kuştu. Kardeşim Esat jest yaptı. Türkiye'de sanki müftü yokmuş gibi kardeşim Şam müftüsünü gönderdi. Fatih camisindeki cenaze namazını Şam müftüsü kıldırdı diye. O zamanlar böyle Şam'a gidip Emevi Camisi'nde namaz kılacağız filan palavrası yoktu. Kudüs'te namaz kılacağız diyorlar. Mavi Marmara olayı için gıyabi dava açıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı, İsrail Askeri İstihbarat Başkanı ve İsrail Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı hakkında tutuklama kararı var. Karada bak. Görüldükleri yerde tutu, yakalanacaklar. Dünya interpol'a e haber verilecekti. Kırmızı bülten çıkarılacak. 9'ar kez müebbet, on sekizer bin sene hapisleri isteniyor. Sayın medyamız manşetler attı. Osmanlı tokadını yapıştırdık falan derdi. Aradan dört yıl geçti. Mavi Marmara'da bir kişi daha hayatını kaybetti. O baskında yaralanan ve 4 yıldır bitkisel hayatta olan bir vatandaşımız daha vefat etti. Asıl liderimiz derhal bu Mavi Marmara kurbanının evine taziye gitti. Bizzat Kur'an-ı Kerim okudu. Böyle Kur'an-ı Kerim okuma görüntüleri medyaya servis edildi falan. Demeye kalmadı, İsrail Gazze'yi vurdu. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Öğleden sonraki genel kurul çalışmaları iptal edildi. Milletvekillerimiz iktidar muhalefet falan böyle komple İsrail büyükelçiliğinin önündeki protesto eylemine gittiler. Har olsun İsrail sloganları atıldı. İsrail bayrağı yakıldı. Millet Milletvekillerimiz böyle boynunda Filistin kepiyesiyle dolaşıyor. Sanat camiamız da tabii duyarsız kalmadı elbette. Şarkıcı Yıldız Tilbe mesela. Allah Hitler'den razı olsun diye tweet attı ya. Bunlara az bile yapmış Hitler. Ne kadar haklıymış adamcağız bu Yahudilerin sonunu Müslümanlar getirecek Allah'ın izniyle diye ümitler attı. Akit gazetesi yazarı Hasan Karakaya. AKP'nin akil adamıydı. AKP'nin akil adamı. Ey İsrail yönetimi! Çoğunuz orospu çocuğusunuz diye makale yazdı adam Hakaret değil de durum tespit edildi. İsrail'de çocuğun babası kavramı yoktur. İsrail çocukların çoğu piçtir. Anaları bellidir ama babaları 50 midir, 150 midir orası meçhuldür. İşte bu yüzden hepsi orospu çocuğudur diye yazı yazdı ya, makale yazdı. AKP'nin akil seviyesi, akil işte buydu. Amerikan Musevi Komitesi tabii devreye girdi. Aslın liderimize taktığı Yahudi cesaret madalyasını geri istediler. Aslın liderimiz de böyle alın başınıza çalın falan dedi, madalyayı iade etti. Ama aslında Yahudilerden aldığı bir değil, iki madalya sıradı. Ki, ABD'deki Yahudi kuruluşu ADL'den de üstün cesaret madalyası almış. Böyle suratlarını fırlattın falan pozları veriliyor ama bir yandan da Yahudi cesaret madalyalarından biri hala kendisinde duruyor. İstanbul'daki İsrail konsolosluğu böyle taşlı yumurtalı saldırıya uğradı. Camları kırıp içeri girmeye falan çalıştı. Halbuki o girmeye çalıştıkları binada konsolosluğu yoktu. Yapı Kredi Bankası vardı. Konsolosluk arka blokta yer alıyordu. Eylemin yapıldığı yerden görülmüyordu bile. <laughs> Bankanın camlarını taşladılar. Binanın dışında gördükleri Akdeniz heykelinin kolunu kopardı. Kollarını böyle iki yana açmış kadın figürüdür. İsrail'le falan alakası yoktur. Yapı Kredi Bankası'nın heykeli ya taşla vura vura gövdesini ezdi. Kolunu kopardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi o dönemde. Adamcağızı kolunun tutup Aslı'nın dedemizi iftarına götürdü. Yine böyle bir Ramazan'dı. İftara götürdüler. Bülent Ersoy, Işın Karaca, Alişan, Ece Erken, Soner Sarıkabadayı, Metin Şentürk, Orhan Gencebay. Orhan Gencebay'sız olmaz zaten. Mustafa Sandal, Cengiz Kurdoğlu, Cengiz Kurdoğlu'suz da olmaz zaten. Yavuz Bingöl, Sinan Özen, İzzet Yıldızan hepsiyle beraber oturttular Mahmut Abbas. Bülent Ersoy'la yan yana poz verdirdiler. Gazze'de ölü sayısı 3000'i geçmişken bunlar kahkahalar eşliğinde selfie çektirdiler Mahmut Abbas. Dünya Türkiye'de yas ilan edilmiş değil mi? Ya Mahmut Abbas dediğin Arafat'ın sağ kolu ya. FKÖ'nün kurucusu. Adamcağız diyordu ki böyle nereye geldik biz abi ya? Şaşkın şaşkın bakıyordu. Götünün kılıyım diyen, mesleğimiz soytarılık diyen komedyen bu Şafak Sezer. İsrail konsolosluğunun önünde bu ha'nın insanı yardım vakfı otobüsün üstüne çıktı. Megafonla böyle tekbir diye bağırıyordu. Bir yandan da kıkır kıkır gülüyordu ya. Sonra Şak Obama telefon etti. İsrail size para ödesin barışın dedi. Para ödesin. Düşmanlığımız şiddetlidir. Asla eskisi gibi olmayacak falan diye yani, asıl aslında dediğimiz derhal kabul etti ya. Sayın hükümetimiz de İsrail hükümeti pazarlığa oturdu. İsrail 20 milyon dolar verdi. Öldürdü. insan başına 2 milyon dolar ödedi. Sayın hükümetimiz parayı aldı. Dava dosyasını kapattı. Dünya İsrail Dev Genel Kurmay Başkanı falan böyle 9 kez muhabbet 18 bin yıl falan hapis istiyorduk. Şak diye dosyayı kapattık. Hatta yetmedi. Gene böyle Ramazan ayıydı. Aslı'nın liderimiz sarayındaki iftarda da konuştu. Bu mavi Marmara'ya ile gidenleri eleştirdi. Giderken bana mı sordunuz? Şimdi Güya İsrail'e böyle soykırımcı filan diye atar gider yapıyorlar. Yahudi düşmanlığını körükleyip tarikat cemaat zırh cahil atmış kışkırtıyorlar ama İsrail'le şakır şakır ticarete devam ediyorlar. Hiç kesintisiz. Binlerce gemiyle. Hatta kendi gemileriyle İsrail'e mal taşımaya devam ediyorlar. Gazze'yi vuran İsrail savaş yakıtını bile göndermeye devam ediyorlar. Para karşılığında her şeyi yapıyorlar. Bu iki yüzlü politikayla en yapılmaması gerekeni yapıyorlar. Türkiye'ye korkunç zarar veriyor. Mesela böyle olunca ne oluyor derseniz, bakın şimdi herkes sıkı dursun. Netflix'te yeni vizyona giren bir dizi var. İsmi Üç Cisim Problemi. Üç Cisim Problemi. Şu anda Netflix'te sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada en çok izlenen dizilerin başında geliyor. Bütün dünya şu anda bunu izliyor. Aslında Sai Shen Liu isminde Çinli bir yazarın ilk kez 2006 yılında yayınlanan, 2008 yılında da kitap haline getirilen bilim kurgu romanının Şu anda Çin'in en popüler bilim kurgu romanı bu. Hatta dünyanın en popüler bilim kurgu romanlarından biri diyebiliriz şu an itibariyle. Türkçe'ye de çevrildi. Türkçesini kitapçılarda da bulabilirsiniz. Bu nefes kesici bilim kurgu romanı Game of Thrones var ya meşhur dizi. Game of Thrones'un yaratıcısı David Benioff tarafından Netflix platformu için dizi filmi uyarlandı bu yıl yani bir ay önce tüm dünyada vizyona girdi 2024. Kısaca özetlemek gerekirse bu diziyi, üç cisim problemi. Mevzu Çin'de başlıyor. Zaten Çinli yazar ya işte. <laughs> Mevzu Çin'de başlıyor. Devrim karşıtı olduğu için işte babası öldürülen, kendisi de hapse atılan bir astrofizikçi kadın var. Ordu tarafından gizli bir radar üstüne gönderiliyor. Hapisten çıkarılması karşılığında burada görev yapması isteniyor. Kadını da kabul ediyor. Bu radar üstünde uzaylılarla temas kurmak için faaliyet yürütülüyor. Uzaya sinyaller gönderiliyor. Ama yanlış yöntemler kullanıldığı için işe yaramıyor. Tabii hiçbir cevap alınamıyor falan. Bu astrofizikçi kadın devlete haber vermeden kendi bulduğu yöntemle mesaj gönderiyor. Evet. Ve başarılı oluyor. Uzaylılarla temas kuruyor. Ama aslında çok yanlış bir şey yapmış oluyor dünyayı istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya Çünkü bu kadın astrofizikçinin temas kurduğu uzay medeniyeti biz dünyalardan çok daha gelişmiş teknolojiye sahipler. Dünyayı istila etmek için uzay gemilerini yolluyorlar. Ama o kadar uzaktalar ki dünyaya ulaşmaları 400 yıl sürecek. 400 yıl. O gemiler 400 yıl sonra dünyaya ulaştıklarında biz insanlar onlardan çok daha ileri seviyede olacağız. Çünkü hesap etmişler. Onlar bizden ileri durumdalar ama biz daha hızlı ilerliyoruz. Bu 400 yılda biz insanlar onlardan çok daha ileri seviyede olacağız ve onları yeneceğiz. Dolayısıyla dünyamızı istila edemeyecekler falan. İşte bu yüzden zaman ve mekanın ötesinde yankılanarak dünyadaki bilim insanlarını tek tek imha etmeye başladı. İnsanlığın teknolojik gelişimini durdurmaya çalışıyorlar. 400 yıl sonra gelecekler, istila edecekler. Peki dünya bu istila tehlikesine karşı ne yapıyor? Bunu öğrenildiğinde bilim insanla bilim dünyası. Birleşmiş Milletler karar veriyor. Dünyayı kurtaracak üç kişi seçiliyor. Dünyayı kurtaracak üç kişi. Bütün dünyayı, bütün insanlığı kurtaracak üç kişi seçiliyor. Biri Çinli savaş tarihi uzmanı, biri İngiliz fizikçi, biri de kim biliyor musunuz üçüncü? Leyla Aric isminde bir PKK'lı. <laughs> evet yanlış değil mi? Şu anda dünyanın en popüler bilim kurgu dizisinde dünyayı kurtaracak olan üç kişiden biri PKK'lı bir kadın bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından dünyaya tanıtıldı. Suriye'de, Rakka'da işite karşı başarılı harekatlar yapan gerilla savaşı uzmanı Türk kadın savaşçı Leyla Ariç olarak tanıtılıyor. Bütün niye? Bizde. Üzerinde PKK üniforması. Üzerinde PKK üniformasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda dünyaya tanıtılıyor, anons edildi. AKP'nin yanlış politikaları yüzünden bu son yıllarda Amerikan dizilerinde ve Hollywood filmlerinde aniden kökten dinci Türk teröristler peyda olmuş. Türk kavramı terörist olarak sunulmaya başlanmıştı. Dünya algı endüstrisi tarafından. ABD'nin en çok izlenen istihbarat dizisi 24'de mesela Thomas Schirek adıyla Türk terörist mantı etmişlerdi. Türk vatandaşı olarak tanıtılıyordu. İzmir doğumluydu ama Türkçe bilmiyordu. <laughs> Ana dili Arapça. Evet. Ana dili Arapça, İzmir doğumu bir Türk terörist. Nasıl? Nükleer santralı havaya uçuruyor. ABD Savunma Bakanı'nı kaçırıp Amerikan Başkanı uçağını düşürüyor. Bu dizinin senaryosuna göre Los Angeles'ta oturan normal bir aile gibi yaşayan uyuyan hücre vardı. Onlar da Türk. Ele, bir, ele başları böyle Habib diye biriydi. O da Türk. Ankara'dan İstanbul'dan talimat alıyorlardı. Bu dizi 5 dalda Emmy ödülü verdi. Bitmedi. Libya'da ABD elçisinin, büyük elçisinin öldürülmesiyle alakalı film çektiler Hollywood'da. Bin Gazi'nin gizli askerliği. Filmin ismi bu. Vizyona girdi. O filmde elçilik binasını yakan teröristlerden biri Türk bayraklı tişört giyiyor. Türk bayrağı. Donanma istihbarat dizileri var. Los Angeles dizisi çektiler beyaz takdili böyle Kalaşnikovlu teröristleri taşıyan gemi Türk gemisi. Türk bayraklı. Geminin ismi değil. Bir başka film daha of Fritz filminde Polonya'daki Türk konsolosu terör yuvası. Çocuk ticareti falan yapıyorlardı terörizm için. War Dogs filminde silah ticareti anlatılıyordu. Ya Türk tankları bizzat Tayyip Erdoğan gösteriyor. Hepsinden önemlisi Amerikan eski başkanı Bill Clinton roman yazdı. Bill Clinton. Bir milyondan fazla sattı bu roman. O romanda Cihad'ın oğulları adıyla çok tehlikeli bir terörist örgüt var. Amerikan başkanının yazdığı romanda. Amerika'ya savaş açan bu terör örgütünü elebaşı Türkiye doğumlu ismi de Süleyman Cindoruk. Amerikan başkanı yazdı bu roman. Süleyman Cindoruk, Türkiye doğumlu. Ve şimdi işte bu bahsettiğim Netflix dizisinde uzaylılara karşı dünyayı kurtaracak üç kişi seçiyorlar. Biri PKK'lı. Suriye'de IŞİD'e karşı Amerikan ordusunun yanında yer alan PKK YPG'li kadın savaş. Amerikan dizilerinde, filmlerinde Türkleri terörist olarak gösteriyorlar. PKK'lıyı dünyayı insanlığı kurtaracak kahraman olarak sunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu dizi film Çinli yazarın işte Çin'de yayınlanmış romanından uyarlanmadı. Ya Çinli bize niye böyle gücük değil mi? <laughs> Çinli yazar niye böyle bir şey yazmış? <laughs> evet. Çinli yazar böyle bir şey yazmadı aslında. Romanın orijinalinde PKK'lı falan yok ha. Romanın orijinalinde dünyayı kurtaracak üç kişi seçiyorlar biri Çinli astrofizikçi, biri nörobiyoloji alanında Nobel ödüllü bir İngiliz bilim insanı, öbürü de Manuel Rey Diaz isminde gerilla savaşını kazanmış Venezuelalı. Venezuela eski devlet başkanı. Yani romanda Suriye'de savaşan PKK'lı falan yok. Zaten romanda olması da mümkün değil. Çünkü bu romanın piyasaya çıktı. 2006 yılında zaten henüz Suriye'de iş savaş başlamamış. IŞİD falan yok. YPG falan yok henüz. E peki dizide niye var? Çünkü romanı Netflix dizisine uyarlarken şak diye monte etmişler. Romandaki Venezuelalıyı çıkarmışlar. Onun yerine Rakka'da savaşan üniformalı kadını YPG PKK'lıyı monte etmişler. Bütün dünyada şu anda en çok seyredilen bilim kurgu dizisi. Bütün dünyada en çok seyredilen Netflix dizilerinden bir. İşte. Türkiye'nin korkunç yanlış politikaları yüzünden Türkiye'nin başına bunlar geliyor. Bizim böyle Dışişleri Bakanımız, MİT'çi Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız bu yalakaların alkışladığı muhalefet görünümlü postmodern yalakaların alkışladığı İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız filan böyle Murat Kurumu oy istemek için İstanbul'da esnaf esnaf dükkanları dolaşıyor. Onlar buralarda esnaf gezerken dünyada Türkiye'nin başına işte bunlar geliyor. Bir taraftan tarikat cemaat zırh cahil atmosferi Yahudi düşmanlığına kışkırtılıyor. Öbür taraftan hem ABD'ye hem İsrail'e şirin görünmek için hem de böyle para için ticarete devam ediliyor. Dünyada herkes enayi zannedildiği için işte Türkiye'nin başına bunlar geliyor. Türkleri terörist olarak göstermeleri yetmedi. PKK'lıyı dünyayı kurtaracak kahraman olarak gösteriyorlar. Biz kendi televizyonlarımızda tarikat dizisi seyrederken, böyle muhafazakar aileyle, layık ailenin yasak aşklarını filan seyrederken, Avyon dizisi filan seyrederken, dünya bunu seyrediyor. Kim yapıyor bunu? o yayının başında anlattığım Amerikalı arkeologları PKK kaçırdığı için Suriye'yi sorumlu tutan, Suriye'yi 338 milyon dolar tazminata mahkum eden ABD ve İsrail'dir. Konjonktüre göre işlerine geldiğinde PKK'yı terörist ilan ediyorlar. İşlerine geldiğinde aynı PKK'yı dünyayı kurtaracak kahraman ilan ediyor dünyayı ve gidişatı okuyamayan sayın hükümetimiz yüzünden Türkiye işte böyle ufak ufak Amerikan algı endüstrisinin terörist figüranı haline geliyor. PKK'lılar da aynı Amerikan algı endüstrisinin dünyayı kurtaracak kahramanı haline getiriliyor. CHP'deki aklı başında insanlardan ben rica ediyorum böyle hadi kol kola girelim Filistin'e gidelim filan diyen, operacının elini öpen, Şeyh Said'e saygı duyan, PKK'dan hapis yatmış Van'daki belediye başkanına destek veren falan, Özgür Özel'e söylesinler lütfen. Problemi doğru teşhis etmek için bayram tatilinde oturup biraz dizi seyretsin. Üç cisim problemini seyretsin. <laughs> Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin abone olanlar arasında bugün çekiliş yapmayacağım. <laughs> Çünkü bir bayramı daha böyle dünya gözüyle görebildiğimiz için zaten hepimiz talimliyiz. Ağız alışkanlığıyla bugünlük bu kadar dedim ama bu haftalık bu kadar aslında. <laughs> Bayram vesilesiyle bu hafta araziye uyuyorum. Seçim öncesinde çok sıkı çalıştık. İzninizle bu tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Yayın yapabilecek bir ortamda olmayacağım için de mecburen kısa bir süre ara veriyorum. Bayramdan hemen sonra 15 Nisan pazartesi sabahı yeniden burada görüşmek üzere. Cümleten sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Eyvallah.